Asteroidler potansiyel olarak tehlikeli bir nesne olarak sınıflandırılır. Çünkü dünyanın yörüngesini yakından geçiyorlar. Ancak şu anda NASA'nın gelecekteki potansiyel dünya etki olayları listesinde değil. Bunlar NASA'nın Sentry sistemi tarafından toplanıyor ve izleniyor. Asteroid dediğimiz nesneler aslında Mars gezegeni ile Jüpiter gezegeni arasında bir kuşakta yer alan irili ufaklı cisimler. Bunlardan bazıları potansiyel olarak dünya yörüngesine yaklaştıkları için, girdikleri için dünyaya düşme tehlikesi arz ediyorlar. O bakımdan önem kazanmış durumdalar. İlk olarak 1998 yılında tespit edilen yaklaşık 2 ile 4 kilometre, 2 ila 4 kilometre genişliğinde olduğu tahmin edilen 52768 veya 1998 OR2 olarak adlandırılan bir asteroid 29 Nisan sabah saatlerinde, Türkiye saatiyle öğle saatlerinde dünyanın yaklaşık 6 milyon uzağından geçecek ve saatte yaklaşık 31 bin kilometre süratle geçmesi tahmin ediliyor. Tabii gezegenimize çarpacak mı, çarpmayacak mı, bunlar potansiyel tehlike arz eden asteroidler olduğu için, sınıfında olduğu için bu merak ediliyor ama merak edilecek bir şey yok. Yapılan hesaplar gösterdi ki bunun dünyaya çarpma olasılığı yok, yakından geçecek. Ne kadar yakına geçeceğini de söyledim zaten. NASA'ya göre asteroid ilk olarak keşfedildiğinde küresel etkilere neden olacak, yani çarpma durumu söz konusu olduğunda neden olacak şekilde değerlendirmişti ama bu endişe şimdi yok oldu. Önümüzdeki 2 ay içerisinde dünyanın çekim etkisinden etkilenmesi beklenen en büyük asteroid ancak şimdiye kadar gözlenen yani gelen bilinen asteroidlerin en büyüğü değil. Ona bir örnek vermek gerekirse en büyüğü şu ana kadar 1 Eylül 2017'de Dünya ile çarpışması olasılığı olan ama şans eseri çarpışmadığımız bir asteroid. Bu 3122 Floransa ya da 1981 ET3 olarak adlandırılan asteroid. Mesela yapılan yörünge hesaplarında yaklaşık 2 Eylül 2057'de tekrar dünyanın yörüngesinden geçmesi bekleniyor. Bunlar tabii olası şeyler. Tabii halk arasında bilinen yanlış şeyler de var. Bunu da isterseniz son cümle olarak söylemek isterim. Asteroidler Mars ve Jüpiter arasındaki irili ufaklı büyük cisimler, dev kayalar, öyle adlandırırız. Ama meteor değil. Meteorlar farklı. Meteorlar çoğunlukla kuyruklu yıldız artıkları. Bunlar milimetre çaptan başlayıp işte metre kadar büyüklüğünde oluyorlar. Bunlar dünya atmosferine giriyorlar ve yanarak bir iz bırakıp halk arasında kuyruklu yıldız kayması denilen olay iz bırakarak yok oluyorlar ya da bir kısmı da düşebiliyor. Bunun örnekleri de var yakın zamanda gözlemiştik. Bu şu anda söz konusu olan asteroid tabii ki bir meteor değil. Dolayısıyla bunu da belirtmek istedim. Dolayısıyla bu tür gök olayları hemen kafamızı yukarıya kaldırıp baktığımızda gördüğümüz uzay boşluğu içerisinde sık sık izlediğimiz, gözlediğimiz olaylar. Tabii burada şükrediyoruz ki bizim atmosfer gibi bir kalkanımız var. Bir manyetosfer tabakamız var. Dolayısıyla bunlar bu zararlı etkileri veya olası büyük tehlikeleri engelleyici rol üstlüyorlar.